Ya muayenehane ya üniversite denkleminde üniversite hocaları için bir ara formül bulundu. Hem o hem o diyen akademisyenlere müjdeyi YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan verdi. Böyle bir sözleşmeli statünün buna çözüm olacağını düşünüyoruz. Bunu bir denemek lazım. YÖK ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucu yeni yapılacak düzenleme ile sözleşmeli öğretim üyeliği statüsüne geçilecek. Sözleşmeli öğretim üyeleri hem muayenehanelerinde hasta görebilecek hem de saat başı ücret alarak üniversitelerde ders verebilecek. Bir öğretim üyesi 9-5 mesaisi yapar, okuldan döner alırsa dışarıda hiçbir faaliyet yapamaz. Ama 9-5 mesaisi yapar, döner almazsa dışarıda her şey açık. Muayenehanesi de olabilir, başka bir özel hastanede çalışabilir, kamu hastanesinde de çalışabilir. Bunun hem hocaya hem üniversiteye getirisi büyük. Çünkü hoca üniversitedeki akademik ortamdan kopmamış olacak. Üniversitede yeni asistanların yetiştirilmesi konusunda ayrılan uzman üniversite hocalarının tecrübelerini kaybetmeyecek. Çok büyük araştırmaların yapıldığı, uzun zamandan beri uğraştıkları projelerin devam ettiği bir yer. O nedenle bir kısmının, yani büyük bir kısmının geleceğini düşünüyorum. Hazırlanan yasa tasarısına göre dışarıdan çalışan öğretim üyeleri saati 300 liradan olmak üzere ayda en fazla 40 saate kadar derse girebilecek. Ameliyatlar da eğitimi içeriyorsa bu saatin içinde yer alacak.